Bugün Müslüman olan bir gencin başından geçen ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. ...26 yaşında olan bu faslı genç, Amerika'da bir gün Dünya Ticaret Merkezi'nde bir grup insanla asansöre bindi. Onlarla beraber son derece güzel Amerikalı bir kızla asansöre bindiler. Ama o yüzünü başka bir tarafa çevirdi ve kıza hiç bakmadı. Asansörün içindeyken diğer insanlar başka katlara indi ve kızla birlikte ikisi tek kaldı. Kız onun kendisine bir kötülük yapmasından korktu. Ancak o kıza bir kez bile bakmamıştı. Çok güzel olduğu için herkes bu kıza bakıyordu. Genç kız bu gencin bakışlarını başka bir yöne kaçırmasına, ona bakmamasına çok şaşırdı. Genç kız asansörden inecekleri sıra "Niçin bana bakmıyorsun? Bana bakan herkesin güzelliğimden dolayı aklı başından gider." dedi. Genç adamsa kıza "Dinim bunu yapmamı yasaklıyor." dedi. Kız "Bu hangi din?" diye sordu. Genç adamsa "İslam." dedi. "Peki neyden korkuyorsun?" dedi. Genç adam "Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ahiret günündeki azabından korkuyorum." dedi. Kadınsa "Peki dininiz size ne emrediyor?" dedi. Genç adam "Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor. Kötülüğü, aşırıya gitmeyi ve isyan etmeyi yasaklıyor." dedi. Kız bu sözleri duyunca nefesi kesildi. "Senin bu söylediklerin de nedir?" dedi. "Bu Allah'ın alemlere rahmet ve hidayet rehberi olması için elçisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir." Kız bu ayetleri duyup çok şaşırınca "Sen bütün güzel sözleri ve örnekleri bu kısa ve harika ayette bir araya getirdin." dedi. Genç gideceği kata geldiğinde asansörden inmek isteyince kız "Seninle konuşmam yarım kaldı. Konuşmamızı tamamlamak istiyorum." dedi. Kız da onunla beraber asansörden indi ve gence "Bana bakmamanı yasaklayan bu yüce dini anlat." dedi. Faslı genç ise kıza İslam'ı anlattı. "Kız ben zenginim. Babamdan bana çok para kaldı. Birçok şirketim ve param var. Yanımda binlerce çalışan var. Benimle evlenmeyi kabul eder misin?" dedi. Genç ise "Paraya ihtiyacım yok. Zaten kabul edemem de. Çünkü sen Müslüman değilsin." dedi. Duyduklarından sonra genç kızsa "Tamam, Müslüman olmak istiyorum. Nasıl Müslüman olabilirim?" dedi. Genç kendinden bu kadar emin olan birisini hayatımda hiç görmedim. "Akşam New York İslam merkezine gel, kelime-i şehadet getir ve Müslüman ol." dedi. Kadın gencin dediğini yaptı ve aynı gün içinde gençle beraber New York İslam merkezine gittiler. Orada kelime-i şehadet getiren kadın aynı günün gecesinde imam nikahı ile birlikte gençle evlendi. İlerleyen zamanlarda kız bütün mal varlığını gence bıraktığına dair bir anlaşmayı imzaladı. Ve genç adama "Seni tanımadığım halde sana güvendim. Şimdi seni daha iyi tanıyorum. O halde neden tüm mal varlığımı sana emanet etmeyeyim?" dedi. Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah-u Teala son din olarak onlara İslam'ı ve son peygamber olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiştir. İslam'ın gelmesiyle Yahudilik ve Hristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu tıpkı yeni bir kanun çıkınca eski kanunun hükmünün yürürlükten kalkması gibidir. Allah'ın son dini ve ilahi kanunu İslam gelince eski dinlerin ve ilahi kanunların geçerliliği son bulmuştur. İslam dini Allah'ın son peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslam dinini kabul eden kimseye Müslüman denir. İslam'ın en son ve Allah katında yegane mütebir din olduğu Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde belirtilir. "Bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim. Sizin üzerinizdeki lütuflarımı tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Yalnız İslam'dan razı ve ondan hoşnut oldum." buyurulmuştur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan seçtiği dini kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Allah katında yegane hak din İslam'dır buyurulmuştur. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.